Merhaba. Radyoların en çok dinlenen sağlık programı olarak tabii YouTube'da da Salı günü 3'te doktorun stüdyosunu izliyorsunuz. Artık stüdyoyu terk ettik, dışarılardayız. Çeşitli mekanlardayız. Bugün biz Emirgan'da konuğuz. Sonra zaten galiba biraz merkezi olarak da Emirgan'larda çok dolaşacağız, göreceksiniz. Salı günü bizi CGTN Türk Radyo'da dinlemeyi unutmayın. YouTube'da da izleyeceksiniz. Bu hafta konuğumuz yok. Artık dış çekimler olduğu için önümüzdeki haftalarda konukları alacağız. Bu hafta biz tek başımıza yine çıktık. Çünkü çok önemli bir konudan bahsedeceğiz kısaca. Maymun çiçeği virüsü. Bu hastalık. Şimdi çok dedikodusu var. Biz de zaten senelerdir görüp de tecrübelisi değiliz. Ama bir hekim olarak maymun çiçeği virüsünden neler yaşanabilir, ne beklentimiz var, ne sıkıntılar olabilir? Bunları kısaca konuşalım. Neleri öngörebiliriz? Biraz da hayal gücümüzü zorlayalım. Neler başımıza gelebilir? Bunları demedik, demeyelim. Şimdi maymun çiçeği virüsü hastalığı vücut salgılarından, solunumun sırasındaki çıkardığın salgıdan, terden, cinsel bölgeden herhangi bir sıvı, herhangi bir temas, böyle şeylerden, kirli çamaşır, çamaşır ortaklığı, deri, cilt temasından, bunlardan geçer. Ama en çok enfekte hayvanlardan, kemirgenlerden, işte bazen en ünlüleri ilk işte 50'li 70'li yıllardaki o bir maymundan o çıktığını görünce virüsün adı böyle aldı, ama sırf maymundan korkmayın, yani maymun gördüğünüz yerde o koronadaki gibi yarasa hastalığı gibi düşünmeyin. Yarasa çorbası gibi o bir efsaneydi. Bunda da sadece maymun gördüğünüz yerde aman amana maymun düşmanlığı, o hayvana karşı olan bir sıkıntı olmasın. Çünkü bununla ilgili bir durum değil. Enfekte olan hayvanlardan geçecek. Ama şimdi neler başımıza gelebilir? İşte Afrika'da tabii ki biraz daha yüksek bir sayıda bir hastalık olduğu için bunun bir pandemiye tekrar sebep olmaması için yetkililer zaten bir önlem alacaktır, ama kontrolden çıkan bir durum oldu. Siz ne oldu? Bu sefer koronadaki bir tecrübeniz var biliyorsunuz. İlk günlerde bu sefer maske artı eldiven kullanmak zorunda kalacaksınız. Yani bunun bir anda piyasası bozulmadan, bakın ilk bilgileri biz neredeyse verdik. Şimdi çıktığınız zaman totalde bir temas en çok yarattığın bölge eldir. Bir de ne konuşacağız aslında? Ben biyoloji doktoru olarak bir mit var. Yani böyle bir ne olduğu belli olmayan bir şehir efsanesi. Hep cinsel yolla bulaşan gibi düşünülüyor. Bu nereden atıfta tutuluyor, atıfta bulunuyor biliyor musunuz? Siyahi vatandaşlardan veya siyahi turistlerden veya siyahi insanlardan devamlı geçecekmiş gibi düşünülüyor. Halbuki Afrika'da tamam çok sayıda var, ama bunların illa seksüel temasta geçecek diye böyle bir efsane değil bu. Yani solunumundan da enfekte ise bir temastan da ortak kullanım bir giysiden de bunlardan da geçecektir. Geçebilir. Yani o yüzden ileride size biraz fantastik bir bilgi olarak, hani elinizde şimdiden bir kutu eldiven tutmanızı zaten tavsiye edeceğim. Çünkü bu sefer artık maske, eldiven, hatta kıyafetlerinizi ne kadar kapattığına kadar bence gidebilecek bu iş. Bakın bunlar ihtimal olarak söylüyorum. Şimdi virüsü bulaştırdılar. Bulaştı. Siz aldınız. Virüsü bulaştığı zaman mutlaka semptom gösterecek demek değil. Bazen vücudunuz bunu yenebilir. Bu bir virüs çünkü. İmmün sisteminiz düşük veya bu virüsle ilgili mücadeleyi tam veremiyorsa, az, orta veya yüksek şiddette sıkıntılar yol açacak. Zaten bu virüs illa yine aynı koronadaki gibi illa kaptığınız diye öldürecek anlamına da gelmiyor. Fakat işte ne yapabiliyor? Ateş, bu sanki böyle yüksek kötü bir gribal enfeksiyon geçiriyorsunuz gibi şeyler de hissettirebilir. Kas ağrıları, lenf bezleri şişliği, herhangi bir yerde bir tomurcuk tomurcuk lenf bezlerini şişebilir. Ama en önemli şeylerden biri, işte görsel olarak da kötü, moralinizi de çok bozacak olan şeylerden biri, yüzde, elde ve ayakta döküntülerin olması. Bunlar irinli irinli döküntülerde olur. Siz çok oynarsanız daha da çok bulaştırırsınız. Ama kendileri irinler bir anda gidebilir, lezyonlara, açık yaralara dönüşebilir. Kötü görüntüleri gerçekten vardır. Bunları immün sisteminiz o sırada hala dikkat etmediniz veya sizin zaten doğuştan bağışıklığınız zaten kötüyse ölüme kadar da kesin bir yol açabilir.
veya işte yoğun bakımlık da yapabilir, orta şiddette de götürebilir. Aynı işte bu demek ki bu gelebilir diye bu aralar immün sistemimiz, bağışıklık sistemimiz yoracak her türlü şeye bir daha dikkat edin. Çünkü yani önümüzde demek ki bir sene var, ha geldi ha gelecek, gelebilir. Bu yine infial yaratmak videosu olmadığı için küçük bir tedbir almanızı bundan dolayı öneririz. Bazen virüse karşı olan bağışıklık biraz daha özeldir. Bazen bitkisel olan ürünler çok daha değişiktir. Bakteriyel enfeksiyonlara karşı olan tavırlarda da daha değişiktir. Virüslerde işte Nature Killers denen bu askeriniz, virüsünüz, işte askeriniz, polisiniz, sizin içerisinde koruyanlar, güvenliği sağlayan hücrelerde bunun eksiklikleri önemli. Yani işte aşırı sigara içiyorsunuz, işte uykusuzluk çok yaşıyorsunuz veya beslenmenize dikkat etmiyorsunuz. Bunlar genel anlamda bir immün sisteme düşüklük yaratır ama dediğim gibi mesela HPV'yi aşırı HPV sihirleri çıkan hastalar mesela bunlara da söyleyebilir. Mesela genital bölgesinde devamlı HPV çıkıyor. Bazı insanlar HPV pozitiftir. Çok fazla da kondilom çıkmaz mesela. Sebebi de işte immün sistemlerinin onlara verdiği yanıtı. Bu hastalıkta da aynı şeyler olacak. Bu hastalığı kaptığınızda, virüsü kaptığınızda illa ciddi lezyonlarınız olması gerekmiyor. Hafif bir ateşle, hafif bir kas ağrısıyla da geçebilir. Ama işte aynı HPV'deki gibi bu bende niye bu kadar sıklıkla tekrarlıyor dediğinden hastalarda işte o hastalara özellikle mesajım HPV'ye karşı nasıl korunuyorsanız maymun çiçeği virüsünde de o tarzda korunmanız gerekebilir. Burada da size anahtar bilgiler işte. Direkt bazı ürünleri veremeyiz. Burada böyle onlar yasak tabii ki. Ama zaten toplumda biraz HPV'ye karşı konulan şeyler de bilindiği için maymun çiçeğinde de bir panik duygusu, bir panik başladığında bunlarla korunmayı deneyin. Ama ilk pandemi gibi bir lafları duyduğunuzda nasıl korunacağınızı tekrar konuştuk işte. Dışarı çıkarken de büyük ihtimalle artık teması eldivenle teması fazla kesecek mesela cilt yüzeyi alanını çok göstermeyerek toplumda çünkü toplu taşımada dokunduğunuz her yerde bu sefer kıyafetlerinize de bulaşacak durumlarda olabileceği için bunları kesmek işte virüse karşı bayağı bir iyi mücadele olacak. Büyük ihtimalle yine maske gelecektir. Çünkü solunum yoluyla itiraf edilen bazı sıvılardan da hatta solunum yoluyla da geçebileceği de gösterilmiş. Sadece cinsel temasa tekrar değinen yazılar veya panik havasını da bence atalım. Çünkü cinsel temasa gelene kadar tamam cinsel temasta işte sıvılarla da bulaşıyor fakat cinsel temasa gelene kadar dediğim gibi en çok sıklıkla el ve solunumu unutmamak gerekir. Bunların tedavi, bildiğimiz tedaviler böyle bu videolarda tedaviler bahsedilmez biliyorsunuz. Yani direkt bir şeyler söylenmez. Tabii ki mücadele edebileceğiz. Bazı şeyler çıkacaktır. Eğer gelirse diye konuştuğumuz bu videoda kısa bir videoydu. İnfial yaratan bir video değildi. Tekrar söylüyorum. Cinsel yola mutlaka bulaşır diye bu CIA'leri aklınıza getirdiğiniz komik durumlara düşmeyelim. Onlara karşı tekrar davranışlarımızda veya düşüncelerde bir sıkıntı yaratmamıza gerek yok. Sadece tabii ki sıklık biraz daha Afrika'da fazla ama pandemi olduğu anda artık bu herkes birbirine verebileceği bir pandemiye dönüşebilir. Bence koronadan sonra dünya ikinci kez bunu yaşasa bile tecrübeli bir şekilde yaşayacağı için insanlar da bunu daha tecrübeli yaşayacağı için ilk travma gibi olmayacağına inanıyorum. Biraz daha herkes çok daha önlem alacağını düşünüyorum. Haftaya bu kısa videodan sonra haftaya CGTN Türk'te, radyoda ve YouTube'da dinleyin ve izleyin efendim. Artık dışarıdaki konuklarımızı dışarılarda ağırlayacağız. Daha güzel platformlarımız olacak. Doğada olabileceğiz, güzel görüntülerle olabileceğiz. Stüdyodan çıkalım dedik. Ve bu artık CGTN'in ataklarıyla biraz daha ekibimiz genişledi. Biraz daha teknolojilerimiz de genişledi. Artık çekimlerimizde daha yüksek teknolojilerle size biraz daha hizmet ediyor olacağız. Görsellerimiz daha da kuvvetli olacak. O yüzden de dışarılara çıkabildik. Böylece size yine doktorlarla, yine ünlülerle tekrar gelip sağlıkla ilgili güzel mesajlar verebileceğiz. CGTN Türk'te kalın. Doktor Miraç Turan'la beraberdiniz. Doktorun stüdyosundan size hoşça kalın diyorum.